Arkadaşlar, hepiniz evime, salonuma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birazcık salon bitkilerimden bahsetmek istiyorum. Şöyle pencere önüne konumlandırdım. Hemen arkada monsteram var. Onun da saksısını yeni değiştim. Sizlerle birlikte videosunu paylaşmıştım. Hemen burada kurdele çiçeğim var. Onun yanında patos sarmaşığım var. Patos sarmaşığımla birlikte mum çiçeğim var arkadaşlar. Aslında bunları ayırmam gerekiyor. Şu an oldukça fazla büyüdüler. Hemen şurada antoryumu görüyorsunuz. Aslında antoryumla ilgili de sizlere güzel bir video yapacağım. Hemen arkada bakın, kılıç çiçeğim var. Kılıç çiçeğim de açtı ve soldu. Çiçeklerini döktü. Şöyle bir çiçek sapı bıraktı. Geride sadece onu da böyle biraz daha kopartacağım arkadaşlar. Keseceğim, temizleyeceğim yani. Şimdi salon bitkileri bakarken nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle yaz döneminde aşırı güneş ışığından korumamız gerekiyor bitkilerimizi. Benim bu pencere önüme güneş doğar arkadaşlar, sabah güneşi alır. Yani öğlen yakıcı güneşinden bitkileri kesinlikle korumalısınız. Bu salon bitkileri olsun, işte balkonda büyüttüğünüz çiçekleriniz olsun ya da bahçede büyüttüğünüz çiçekleriniz olsun, hepsi için geçerlidir. Çünkü yaz güneşlerine biz bile dayanamıyoruz. Bitkiler de haliyle birazcık yoruluyorlar. O yüzden ne yapıyoruz? Yakıcı güneşten koruyoruz bitkilerimizi. İkinci önemli kısım ise havalandırma. Benim şu üstteki camım açık arkadaşlar. Oradan gün boyunca böyle hava sirkülasyonu ve rüzgar akışı olduğu için bitkiler oldukça rahatlar bu konuda. Yaz dönemi sadece birazcık nem sıkıntımız var. Nem olmadığı için bitkilerimiz yapraklarını kurutabiliyorlar. Her ne kadar sulamaya dikkat etsek de, özen göstersek de maalesef aşırı sıcaklardan dolayı yaprak kurumalarının önüne geçemiyoruz. Hatta bazen bazı bitkiler kendi doğaları gereği çok böyle yaşlı yapraklarını kurutabiliyorlar. Bunlar da bitkilerin kendi evrimleri gereği işte olan şeyler arkadaşlar. O yüzden alt yapraklarda, yani yaşlı yapraklarda kuruma varsa kesinlikle hiç endişelenmeyin. Bitkinin doğası gereği yapraklarını kuruttuğu içindir bu. Ama burada mesela benim kurdele çiçeğimi görüyorsunuz. Oldukça da yaşlı, saksısı ve toprağı oldukça eski. Hatta şu saksı altından kökleri çıkmak üzere arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Artık saksısına sığmıyor ve verdiği de onlarca yavru var. Yavrudan şöyle açan çiçekleri görebiliyorsunuz. Bakın, yavru tekrar yavru vermiş ve bu şekilde tel atmış, çiçek açmış. Bunları artık bu bitkiden ayırmam gerekiyor. Çünkü hepsi artık köklenmiş ve yetişkin bir birey haline gelmişler. Bakın, şunların hepsi kök arkadaşlar. Anne de artık bu yavruları besleyemediği için bu şekilde çok sağlıklı görünmüyorlar. Bu yavru bitkileri de ayırırken yine sizlerle birlikte minik bir video yaparız ve bu bitkimizi de yine değişmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha doğrusu saksısını değişmemiz gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi bakın, yapraklar oldukça yaşlanmış ve artık uçlardan kurumaya başlamışlar. Çok sağlıklı görünmüyor bitkimiz. Evet, gerçekten anaç bir bitki. Onlarca da yavru verdi ama toprak ve hani saksı değişimi yapılması gerekiyor. Zaten kurdele çiçeği daha önce sizlere videosunu çekmiştim. Gerçekten böyle aşırı kök veren ve büyüyen bitkilerden, yani çok hızlı büyüyen bitkilerden bir tanesi. Ama ayrı güzel tabi. Onun güzelliğini de ayrı seviyoruz. Bakın, şöyle minnoş minnoş böyle küçük minik yavrulardan vermeye devam ediyor. Mesela bunlar yeni yavrulardan birisi. Yeni yavrular biraz daha böyle daha canlı ve daha sağlıklı görünüyorlar. Şöyle bakın, minik minik de kök vermeye başlamış şuradan. Bunlar böyle kök verdikleri zaman ayırabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi birer yetişkin birey olma aşamasına gelmiş artık. Şimdi antoryumdan bahsetmek istiyorum sizlere. Antoryumla ilgili yine böyle ayrıntılı bir video çekeceğim tabii ki. Bakın arkadaşlar, bu yaklaşık 7-8 aydır benimle birlikte. Kardeşim, teşekkür ediyorum ona, hediye olarak göndermişti.
güzel bir sürpriz yapmıştı bana. Şöyle, bunlar ilk geldiğinde açmış olan çiçekler. Bu çiçekleri sizlerle birlikte bakımını da yapacağız arkadaşlar, ayrıntılı video çektiğimde. Şöyle, yapraklarımız oldukça sağlıklı ve güzel. Ben yani ilk geldiği saksısıyla birlikte şu anda duruyor. Çünkü toprak değişimi ve saksı değişimi ihtiyacı olmadığı için bu şekilde bekletiyorum. Bakın, ona rağmen şu çiçeklerin hepsini daha sonradan, yani benim evime geldikten sonra açtı. Şunlar da yeni çiçeklerimiz. Bakın, şöyle minik minik çiçekler verip daha sonra böyle yetişkin çiçek haline gelebiliyor. Çiçekleri çok uzun süre kalıyor üstünde. O yüzden tercih edilen salon ve ofis bitkilerinden bir tanesidir. Bu da paşa kılıcımız. Paşa kılıcımızı sizlerle birlikte dikmiştik. Bakın, ondan sonra birçok şöyle hemen toprak üstünden yavrular verdi. Şu da yine yeni yaprak ve yeni yavrulardan bir tanesi. Bu yavrulardan biri çiçek açtı. Geçen yıl da çiçek açmıştı bu paşa kılıcım arkadaşlar. Ben böyle oldukça yoğun ve dolu dolu saksıları sevdiğim için bu şekilde bakıyorum ve büyütüyorum. Ama dilerseniz siz tabii bu köklerden ayırıp çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Burada da bir bodur paşa kılıcımız var. Bu da oldukça güzel büyümeye devam ediyor. Hemen şurada patos sarmaşını göstermek istiyorum sizlere. Tercih edilen salon bitkilerinden bir tanesi. Özellikle son zamanlarda. Çünkü bakımı çok kolay ve büyümesi için de ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Balkonda bile büyütebiliyorsunuz. Hatta şöyle salonlarda böyle biraz aydınlık olan pencere önlerinde çok hızlı ve rahat büyüyebiliyor. Yalnız bunda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Çok hızlı büyüdüğü için şöyle bence budama yapmanız bitki için çok daha faydalı olur. Çünkü mesela şöyle bir karşılaştırma yapalım. Şunlar bizim ilk yapraklarımız. İlk yapraklar böyle elimin büyüklüğünde olan yapraklar. Daha sonraki yapraklara baktığımızda gitgide küçüldüğünü fark ediyorsunuz. Çünkü bitki artık çok fazla uzadığı için gelen yapraklar, yani daha sonradan gelen yapraklar biraz daha küçük oluyorlar arkadaşlar. Bakın, şu da en küçük yapraklarımızdan bir tanesi. Bu bitkiyi çoğaltmak çok kolay. Şurada gördüğünüz hava köklerimiz var. Hemen hemen şöyle gördüğünüz bütün yaprakların altından bu şekilde hava kökü çıkartabiliyorlar. Bunlar da tabii ki bizim işimize yarıyor. Çoğaltma açısından çok kolay oluyor bu bitki. Şuralardan bunları uygulamalı olarak sizlere ayrıca göstereceğim arkadaşlar. Çünkü artık bu saksıyı böyle bir ayırmam lazım. Şu gördüğünüz mum çiçeğimin böyle tel atmış artık. Nereye saracağımı da bilmiyorum ama bu farklı renk açan bir mum çiçeğim. Bu da burada. Yani ikisi, şunu zaten diktiğimde çok küçüktü. Daha sonradan böyle hatta ölmüştü diyebilirim size. Bakın, şurada altından gelen ölmüş böyle kuru daldan yaprak veren, canlanan yine aynı şekilde patos sarmaşığımız. Şu da yine bakın monstera minima. Şöyle kenara iliştirmişim. Orada o da yaprak vermiş. O yüzden bu saksıyı böyle tamamen artık boşaltmam ve saksılarını değiştirmem, bitkileri ayırmam gerekiyor. Bu bitkiyi çoğaltmak çok kolay. Şuradan kesiyoruz. Şuradan kesiyoruz. Bu artık bir çelik oluyor. Şuradan kesiyoruz. Ve şuradan kesiyoruz. Yani her yaprağı, şu her yaprağı bir çelik olarak düşünebilirsiniz. O yüzden çoğaltması da çok kolay. Bakımı da çok kolay. Aşırı tavsiye ettiğim salon bitkilerinden bir tanesi patos sarmaşı. Hem çok şık duruyor hem de zahmetsiz ve sizi hiç üzmeyen bitkilerden bir tanesi. Burada da yine çelikten çoğalttığım bir margarita mıydı bunun adı tam olarak? Unuttum şu anda arkadaşlar. Bakın, şu yapraklarımızın hepsini şöyle ışığı arkamıza alalım, daha net görünsün. Şu yapraklarımızın hepsini yeni saksımıza geçtikten sonra verdik ablalara, abileri ve teyzelere ve çok güzel büyümeye devam ediyoruz. Suladıktan sonra bazen yapraklardan, bakayım görünecek mi? Şu arkadan gösterebilirim size. Benim çok dikkatimi çeken bir olay bu. Bakın, şurada yaprağın altında görünüyor mu? Şurada yaprağın altında minik bir su damlası var. Bu suladıktan sonra genelde oluyor arkadaşlar. Bakın, bazı bitkiler aşırı sulandığında fazla suyu bu şekilde, hani bizim
nasıl terliyoruz ya, onun gibi düşünebilirsiniz. Bitkiler de bu şekilde yapraklarından aşırı suyu atabiliyorlar. Saksısını ve toprağını çok sevdi. Bunun da yine bir minik videosunu çekmiştim galiba. Köklendirme videosunu öyle hatırlıyorum. Şurada orkidelerim var. Ben suda bakıyorum arkadaşlar. Bunlar sarı açıyordu. Çiçeklerini yeni döktüler ve açmaya da tomurcuklanmaya da devam ediyorlar. Bu arada size video çekerken hemen arkadan bir şey fark ettim arkadaşlar. Bakın sanırım kılıç çiçeğim tekrar tomurcuk veriyor. Sürpriz. Bakın şuradan minik bir tomurcuk vermeye başlamış arkadaşlar. Şu an çok mutlu oldum. Artık sizlerle birlikte tomurcuk gelişimine bakalım ve görelim, takip edelim. İnşallah. Hemen monstimi de göstermek istiyorum sizlere. Monstiye de şöyle bir bakalım. Monstimin bu yeni yaprağı oldukça büyük geldi. Bu da artık tek saksıda iki köktü arkadaşlar. Bunu da ayırdım. Ayırdıktan sonra bakalım. Yapraklar o dönemde, yani iki bitki tek saksıdayken yılda belki de 3 kere yaprak veriyordu. İlk aldığımda neredeyse her ay yaprak verirken, kökler sıkışık olduğu için ve bitki hızlı büyüdüğü için bu yılda 3-4 yaprağa kadar düştü. Şimdi saksımızı değiştik. Hemen bakalım ilk yaprağımız ne zaman gelecek. Saksılar değişildikten sonra bitkiler zaten topraktan aldıkları mineral, vitamin ve neyse işte onlarla birlikte çok çabuk çiçek açmaya ve yaprak vermeye devam ederler. Bitkilerin doğası gereği bu arkadaşlar. Çünkü eski saksılarda vitaminler, mineraller artık kalmadığı için bitki de haliyle güçlenecek ve büyüyecek. Bir şey alamadığı için topraktan yaprak vermeleri ve çiçek açmaları uzun sürer. O yüzden ne diyoruz? En fazla 2 yıl aynı toprakta bitkinizi saklayın diyoruz ki bitkiniz daha güzel ve daha böyle alımlı olsun. Size bol bol çiçekler versin. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve bitkilerle kalın. Evime misafir olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.